Bugünkü konumuz basınç. Basınç nedir? Atmosfer içindeki gazların yere uyguladığı ağırlığa basınç diyoruz. Ve Torricelli bir deney yapıyor. Ve bu deney de 45 derece enleminde, 0 metrede, yani deniz seviyesinde, 15 santigrat derecede bir ölçüm yapıyor tüp sayesinde. Ve buna normal basınç deniliyor. Ve bu 1013 milibara ve 760 milimetreye denk geliyor. Ve bu tanımdan yola çıkarak nelerin basıncı etkilediğini söyleyelim. En başta sıcaklık etkiliyor. Sıcaklık nasıl etkiliyor? Isınan hava genleşiyor. Genleştiği için yukarıya çıkıyor ve aşağıya baskı yapamıyor. Ve o zaman ne basınç oluyor? Alçak basınç oluyor. Ama hava hareketi olarak yükselici bir hava hareketi söz konusu, ama basınç olarak alçak basınç söz konusu. Ötekinde soğuyan hava büzüşür, ağırlaşır ve aşağıya doğru çöker ve aşağıya birim yüzeye bir baskı uygular. Ve bu yüzden yüksek basınç oluşur, ama hava hareketi olarak alçalıcı hava hareketi söz konusudur. İkinci olarak yer çekimi. Kutuplarda yer çekimi daha fazla olduğu için gazları aşağıya doğru çeker ve yüksek basınç oluşur. Ekvatorda ise yer çekimi daha az olduğu için gazların çekme kuvveti daha azalacağı için alçak basınç oluşur. Ayrıyeten dünya üzerinde demin tanımda söyledik, 45 derece enleminde, 15 derece sıcaklıkta, 0 metrede, yani deniz seviyesinde dedik. Yani enlem de etkiliyor. Enlem olarak nasıl etkiliyor? Ekvatorda sıcaklık söz konusu. Bu yüzden termik alçak basınç. Kutuplarda soğuk hava söz konusu. Bundan dolayı da yüksek basınç oluşuyor. Yani ısınan hava genleşiyor, yukarıya çıkıyor ve atmosfere baskı uygulayamadığı için alçak basınç. Kutupta ise hava çok soğuk. Bu yüzden gazlar aşağıya doğru baskı yapıyor ve termik yüksek basınç oluşuyor. Yani bunlar neye bağlı olarak oluştu? Sıcaklığa bağlı olarak oluştu. O yüzden bunların isimleri termik olarak adlandırılıyor. Üçüncü maddemizde ise yükselti. Yükseklere doğru çıkıldıkça gazlar azaldığı için gazların basınç neydi? Gazların birim yüzeye yapmış olduğu baskı. Gaz olmayınca nasıl baskı yapabilir? O yüzden yükseklere doğru çıkıldıkça basınç azalır. Hep öğrencilerde bir yanlış algı var. Yükseklere doğru çıkıldıkça basınç artmaz. Aksine azalır. Çünkü oksijen yok. Hani dağcılar tüple neden tırmanıyorlar? Oksijen olmadığı için. Gaz olmazsa baskı yapacak bir unsur da olmadığı için alçak basınç söz konusudur. Bir de grafik olarak bazen sorularda çıkabiliyor. Sıcaklıkla basınç arasında ters orantı var. Sıcaklık arttıkça basınç düşüyor. Nasıl? Sıcaklık arttıkça hava ısınıyor ve birim yüzeye yapmış olduğu baskı azalıyor. Bu yüzden alçak basınç. Hava soğudukça gazlar aşağıya doğru baskı yapıyor ve basınç artıyor. Yer çekiminde ise doğru orantı var. Yer çekimi arttıkça basınç da artmış oluyor. Yani kutuplarda nasıldı? Yer çekimi fazla ve basınç da fazla oluyordu. Gazları aşağıya doğru çekiyordu. Grafikler bu yüzden önemli.